Efendim günümüzün neşesi, haftamızın neşesi, güzel insan, içi güzel, dışı daha da gittikçe de güzelleşiyor. Mani gibi gidiyordu valla. İnsan Yiğit Ersoy'la birlikteyiz. İnsan insan, bu daha güzel oldu. Evet. Yiğit'cim neler getirdin ya? Senin her hafta bize bıraktıklarımız, bir hafta idare ediyoruz. Çok hatırlayıp gülüyoruz, sonra paylaşıyoruz. Vallahi bugün neler getirdin? Bu hafta aslında ben bu ülkenin mizah gücünü gördüm. Müthiş mizah yapıyor insanlarımız ya. Gençler yani. Harika. İnanılmaz, evet. Yani bu yeni kuşak bomba gibi geliyor. Hani ben doğal komikliklerden yola çıkacağız biz bugün. Gerçek üretilmiş mizah değil de ilanlardan başlayacağız. Tabii haftanın da bir gündemi var. Biliyorsun, evet. Bu ülkede gündem penguenlerdi bu hafta. ona da video bölümünde bakacağız. Vakit geçen kalırsa. Hafta biz yapmıştık. Belki hafta mıydı? Geçen haftaydı. Sen bize izletmiştin penguenleri. Evet. Şimdi, İlgi çekti demek ki. Şimdi gelince Çınar'a anlattım. Dedim ki ya bütün Türkiye bizden bahsediyor video. Penguen yayınladınız dedi. O abi biz değiliz o diyor. evet. Ama onu bir daha hatırlarız yani böylece. Çünkü bu hafta ülkede en çok konuşulan hayvandı penguen. Şimdi ilk bir ilanla başlıyoruz. Aslında bir araba ilanı. Fakat orada adamın bütün iç dünyasını, bütün evlilik hayatını, her şeyini bize paylaşmış. Allah. Çok güzel bir ilan. Araba ilanı. Bakalım. Evet. Haydi bakalım. Satılık araç sahibinden uyarılar. Aracı eşinize ilk aracı olarak alacaksanız asla almayın. Hararet göstergesinin önemine inanmayan bir eşiniz varsa asla almayın. Değil evin otoparkına, sokağa bile girerken arabayı orada kilitleyip size aracı getirmenizi rica edecek bir eşiniz varsa asla almayın. Maçların en heyecanlı noktalarında araba park etmek için koltuğunuzdan kalkmayı sevmiyorsanız asla almayın. Ve uyarılar devam ediyor. Ya şimdi ben bunu okudum, güldüm ama bir tanesinde boynum büküldü. Çünkü burada şey diyor ya, hararet göstergesine önemine inanmayan bir eşiniz varsa diye. Ben onunla ilgili çok feci bir olay yaşadım. Gerçekten ya, ne olmuştu? Sorma. Ya şimdi eşim arada soruyor, arabanın suyuna baktırıyor musun diyor. Ben de arabanın suyu dediğin cam suyu zannediyorum. Başka arabanın içine su konulacağını espri olarak düşünüyorum yani. Ama yani bir insan bile günde 2-2,5 litre su içiyor. Araca da suyunu hararet açısından. Arabayla karşılaştırırsak bize de arada bir benzin popalamak gerekir. Fakat evet. Ben de diyorum ki ya benzinliğe gittiğimde diyorum koyuyorlar çocuklar diyorum ama meğer cam suyuymuş. Ya. Araba yolun ortasından Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün de yolun ortasında kaldı. Hararet böyle şey olmuş ya, en sona gördün vurmuş. Gördün mü? Çekmeye gelmişler, demişler ki bunun içinde bir damla su yok. Eşim de beni aradı, hani su koyduruyordun dedi. Dedim koyduruyorum. Koydurdum, her hafta koyduruyorum. O araba pert oldu. Şimdi burada acaba diyorum eşim ilanı verdi ama diğerlerini yapmıyorum bak. Park konusunda da pek başarılı değilim. Fakat peki adam, niye böyle bir ilan ver? Şu ben tabii niyesi benim için önemli biliyorsun. Biliyorum. Hayatı anlamak, insanı anlamak. O kısım senin görevin ama. Niye böyle bir ilan vermiş ya sence? Orada karısına mesaj vermiş bence. Biraz da galiba arabaya da çok güvenmiyor. Ya da bilmiyorum, boşanma dilekçesi yazarken yanlışlıkla satılık yeri araç ilanına girdi. Çünkü tamamen kadından şikayet ediyor. Arabadan bir şikayet yok. Ama en son başka bir cümle söylüyor orada. Maça mı giderken izleyeceksiniz? Maçların en heyecanlı noktalarında araba park etmek için koltuğunuzdan kalkmayı sevmiyorsanız. Ha, anlaşıldı. Eşi rica ediyor, park et diyor. O da o sırada belki de... Rica gibi durmuyor. Hani rica in, park durmuyor. Et. Son noktaya geldiğini görüyoruz. Huysuz bir kadın, imajı. Ya demiş adam arabayı satacağım ya da eşi boşayacağım. Ben arabayı satayım demiş. Bence eşi de boşamıştır o ya. Yani sorun arabada değil. Evet. Şimdi bir başka araba ilanımız var. Deminkindekinden farklı olarak burada arabayı satmamaya çalışıyor gibi bir izlenim eyvah, var. Eyvah, eş gidiyor o zaman ha. Bilmiyorum ben. Belki de bunun eşi daha mülayimdir. Bir bakalım arabayı. Bakalım haydi. Uygun fiyatı araba. İlan sahibinin yüklediği fotoğraflarda tamamı karlarla kaplı ve plakadan başka hiçbir yeri görünmeyen 1998 model lacivert otomobil 12 bin liradan satışa sunulmuş. İlana dikkat çekmek için farklı ve yaratıcı yöntemler deneyenler arasına katılan araç sahibinin bunu özellikle mi yoksa farkında olmadan mı yaptıysa bilinmiyor. Çok şeker, çok güzel ya. Plaka güzel ama değil mi? Havasına, suyuna, ne bükettim insanı. Vallahi muhteşem. Bunu, bu fotoğrafı koymuş ha ilana. Evet, satılık ilanda. Ne bekliyor peki? İşte plaka yatan olmanı bekliyor. 12 bin lira. Üstündeki şey... kar fiyata dahil. O konuda sıkıntı yok. Çok güzel ya. Ya da plakadan araştır demiş adam yani. Bu kışın karında ben onu temizleyeceğim de sana tabii. Fotoğrafını koyacağım tabii, da oraya. Tabii. Sen plakadan araştır, öğren demiş. Bir, yani. Orada bir araba olduğuna kesin eminiz. Onu sağlamış. iki şey, şu da olabilir, acil satış ihtiyacım var, bakın fotoğrafını da ancak çektim, hani ne olur bunu hemen alın gibi de olabilir. Acil diyorsun. Ama eğer bu adam internette bu fotoğraf dolaşıyorsa bence çok başarılı bir satış
problem. Acil satmaya çalışıyor üstelik. Ben o anlamda aracı. Ben de empati kurdum. Satar diyorsun bu şekilde. Tabii çünkü. Bence o karların erimesini beklerler, ben sana söyleyeyim. Üzerini temizleyecek bile vaktim yok. Hemen bunu alın. Bugün 5 dakika içinde alın gibi. Şimdi değişik devam ediyoruz. Bazıları bak orada Nihal okurken söyledikleri doğru. Bazıları dikkat çekmek için yapıyor. Bazıları gerçekten sevimliliğinden yapıyor. Saflık diyeyim ya da. Evet. Bunda da hani demin adam karısından şikayet etmişti ya. Bu da sattığı üründen şikayet ediyor. O kadar aşağılamış ki son cümlesinde zaten şey, hala alacak olan varsa bilgilerim yanda diyor. Bir bakın telefonla satılık telefon. Satılık telefon. 27 Ocak 2007 tarihinde alınmış, bir işe yarar bir telefon ya da PDA olmadığı için hiç kullanılmamış denebilir. Telefonumu bütün vereceğim bilgilere rağmen hala alacak biri varsa satmak istiyorum. Telefonum işe yaramaz için. Diyor. PDA yok diyor. PDA neydi? PDA valla benim yanımda da bugün almadım işte. PDA bende de yok ama bilmiyorum. Bak gerçekten sorunca mahcup oldum. Tamam ya, rica ederim, ne ama, olacak? Yani her yani, şeyi de bilemeyiz. Bilemeyiz. Yani PDA olmayan... Yani o su yok, bu su yok. Buna rağmen ama enteresan, meydan da okuyor veya dürüstlük de yapıyor. Buna rağmen alacaksanız vereyim diyor yani. Evet, yani birisi karısından şikayetçi, birisi telefonundan şikayetçi. Biraz öyle şey, itiraf.com diye bir site vardı bir zamanlar. Yani herkesin evet, itirafı. Evet, aynı öyle gidiyoruz. Gerçekten. Şimdi satılabilecek en orijinal şey nedir diye arada konuşuyoruz ya. Ya hırsızlıkla konuşuyoruz, çalınabilecek. Satılacak en orijinal şey bence bu. Bir bakalım. Neymiş, hadi bakalım. İhtiyacın varsa ben yardımcı olurum, numarası var satıcının bende. Sahibinden satılık hayal et. Pek çok garip şeyin internet üzerinden satıldığını gördük ama bu kadarını biz bile beklemiyorduk. Evindeki hayaletlerden bıkıp usanınca ruhlar konusunda uzman bir din adamı çağırdığını ve iki hayaletin kutsal su bulunan iki şişeye hapsedildiğini öne süren Evie Woodbury adlı Yeni Zelandalı kadın iki hayaleti internetten satışa çıkardı. İnsanoğlunun zekası ve üretim ve işte her şeyden para çıkarma. Pazarlama. Muhteşem pazarlama. Ya bundan kurtuldum demiyor da bir de kurtulma yöntemi de ilginç tabii. Tabii. Varsa öyle bir bunun şey. Bunun devamında da var, kurtuldum anlatıyor demiyordu. Neden bu hayaletler su şeklinde şu anda ne olursa çıkarlar. Hani evde cin çağırıyorlar, hayalet çağırıyor ya çocuklar. He. Bak onu alan çıkar. Allah Allah. İhtiyacım varsa ama bak yardımcı de olayım. Şöyle bir dereye suyu atayım demiyor da satıyorum diyor yani. Ama hayalete de yazık ya, bir bakacak birisi çıkar yani. Ben bakamadım ama başkası belki bakar. Bakar. Şey yani hepimizin zaman zaman ihtiyacı olmuyor mu? Ha? Hayalete mi? Tabii. Yok canım, ben almayayım. Ben almayayım. Peki daha enteresanını görelim. Birisi de hayatını satışa çıkartmış. Oo. Bu pazarlama, bak gerçekten bu pazarlama zekası muhteşem bir şey ve çok ciddi paralar teklif edilmiş adıma. Vay 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 vay. Görelim. Bakalım. Hayatını satan adam, 44 yaşındaki Ian Asher, kendi halinde bir Avustralya vatandaşıydı. Mali durumu da ortalamanın üzerindeydi. Ne olduysa eşinden ayrıldıktan sonra oldu. Asher, ayrılığın ardından yeni bir hayata başlamayı kafasına koydu ve yeni hayatını kurmak için ihtiyaç duyacağı parayı da eski hayatını satarak elde etmeye karar verdi. Yani nasıl olacak diyorsun? Neyini satıyor ayrıntısını yani? Ben anlatayım. Lütfen. Eski oturduğu ev, arabası, işte iş yerindeki pozisyonu, biriktirdiği hatıralar. Bugüne kadar kurduğu her şeyi elden çıkarmak istiyor. Her şeyi olduğu istiyor. Gibi bırakıyor. Bunu birisi buradan devam etsin. Ben yoruldum, siz devam edin. Güzel. Kendisi o satış doğrulanmamış. Hani teklifler olduğu söyleniyor ama birkaç milyona kadar çıkan olmuş. Vay vay vay, sil baştan yapacağım diyor yani. Evet, ben de ne alan varsa kişi için de sil baştan. Hani... Doğru. Evet. Doğru. Vallahi. Bir de akıllıca. Evet. Değil mi? Yani öyle bırakıp gitmiyor. Evet. Ondan kazandığını yeni hayatı için haftaya kullanıyor. Haftaya karşında başka biri olabilir. Ben de satarım. Derim ki burada da böyle çıkıyorum. Başka biri olabilir. Evet. Bir harika. De bakayım, evet. Yani güzel en sonunda kalmış şey. Gene bir pazarlama şeyi. Tamam. Buna da ihtiyacın olursa bunun da numarası var bende. Bakalım. Bakalım. Ölü kurbağa. Resimde gördüğünüz bu cisim aslında ölü bir kurbağa. Bu kurbağayı açık artırmaya çıkaran kullanıcı kurbağayı yolda ölü bulduğunu, ne sebeple öldüğünü ise bilmediğini ifade etti. Ancak ölü kurbağayı neden satılığa çıkardığı konusunda kafalar hala bir hayli karışık. Kafalar karışık, bence onu satanın da kafası karışık. Çok güzel demiş. Niye öldüğünü bilmiyorum demiş. Hani bir otopsi şeyi de var. Tabii, para tabii. Ederdi ama değil kim mi? Kim bilir neler yaşadı o kurbağa tadında. Yahu demek ki satın alan var. Yiğitçim böyle bir durum var. Yani arz talep meselesi. Yani, bugün ne hepsini yetiştiremeyiz diye şey yapmadım ama. Değişik şekilli kurabiyeden şey bilirsin, bu üstü marshmallow olan böyle renkli renkli şey, çok neydi onların adı?
eti puf gibi bir şeydi. Biz çocukken çok meşhurdu. Makaron. Yok, eti puf. Neydi? Çocukken eti puf. Tamam. Onda mesela paketi ters paketlenmiş bir tane. Efsanedir o internette. Hala satışta yanlış bilmiyorsam. Normalde o şöyle kubbe şeklinde durur ya. Aha. Paketlenirken ters konulmuş o. Paketinde ters dönmüş diye internette satıyorlar ve en son işte 1000 küsur Allah liradaydı. Belki de açık bir treni var bu işin. Ha? Fanatiği onların var böyle bir şeyde. Tane. İşte o yüzden. Evet. Çok güzel. Şimdi Buran araştırmaları vardı ya şu Arabistan'daki. Yakışıklılar. Evet. Ha, başa şimdi, bela oldular. Evet. Ha. Arabistan değil, o bölgenin değil, gezegenin en yakışıklısıyla tanışacağız. Ne diyorsun? Evet. Hazır değilim. Heyecanlı. Hazır değilim. Belim tutup. Ben tanıştım gayet zor bir dönem geçirdim. Haydi bakalım. Bakalım. Haydi bakalım. İşte gezegenin en yakışıklı erkeği. 18 yaşındaki tıp öğrencisi İranlı Ahmet Angel, internette adeta bir fırtına gibi esiyor. Kendisini gezegenin en yakışıklı erkeği zanneden Melek Ahmet, Facebook üzerinden kendisine binlerce hayran oluşturmuş durumda. Yaklaşık 400'ü aşkın fotoğrafını Facebook profilinde hayranlarıyla buluşturan Melek Ahmet, her fotoğrafı için 1000'in üzerinde beğeni topluyor. Vallahi şimdi Ahmet fotoğraf, Angel. Bu fotoğraf bir ölçü değil aslında. Başka fotoğrafları çok, var mı? Çok fotoğrafı var. Photoshop'la kendine bir şekiller veriyor. Ama bir kahkülü var şöyle. Hafif tek tek taranmış bir kahkül. Hani bu Arabistan yarımadasında gidemez yani, öyle söyleyeyim ben sana. İçeri alınacak bir adam değil, fakat her fotoğrafı binlerce beğeni. Her fotoğrafı binlerce beğeni alıyormuş. Allah Allah. Korkunç bir kitlesi var. Bizim şeyi hatırlar mısın? İnternet Mahir vardı. Evet. I kiss you all diyordu. Hatırlamaz mıyım? Sen bak, hemen hızlıca anlatayım, izin ver. Tabii. 2000 yılında biz Eurovision'a gittiğimizde Stockholm'da her ülkenin o yıl meşhur olduğu bir konusu konuşuluyordu ve sunuluyordu. Onun o jenerikle giriyordu ülkeler. Hı. Bizim jenerikimiz de İnternet Mahir'di şekerimize olarak düşen. Meşhur diye o sunulmuştu. Fakat yani adam gittiği her yerde partiler düzenlendi, bilmem ya, ne yaptı. Tabii. Yani bir internet tabii fenomeni diye bir şey var. Bizim evet algılayamadığımız muhtemelen bir şey. Yani evet, ben birisine I kiss you diye yazsam ertesi gün sopayı yerim. Ama adam I kiss you all dedi, hepimiz öptü. I kiss you all dedi. Evet. Dünyayı kucakladı ama, öyle yalnız demem. Bu arkadaşın fotoğraflarını belki şey yapabilirsem gelecek hafta getireyim. Yani bence binin de başka fotoğraflar var, sonra şimdi da görelim. Ama insanlar bazen şeyi karıştırıyor. Mizah için konulmuş zannedip hani beğeni tıklayabiliyorlar. Belki evet hani komedi zannetmişlerdi çünkü adamın o pozları. Çok şeker. Evet. Şimdi birinci videomuz, şimdi ne konuşuyoruz biz bir haftadır, 10 gündür bu ülkede? Pasif direniş. Evet. Pasif direniş biliyorsun Gandhi'nin bir şeyidir, teorisidir. Hani asla şiddete başvurma, pasif direniş yap. Evet. Pasif direnişi yanlış anlamış. Biraz da ürkek bir vatandaş. Bu yalnız sosyal medyada Türkiye'de olmuş gibi gösteriliyor ama bu çok eski, yurt dışında yaşanmış bir olay. Haydi bakalım nasıl olacaksın. Öfkeli kalabalık diyebiliriz değil mi? Çığırından çıkmış öfkeli. Çığırından. Ama belki kendine göre gerçekten cinnet geçiriyor. Olabilir. Ya zaten sokakta kimse ama öyle kırmak, dökmek, atmak falan, kamu malı lütfen. Bunlar yani yanlış. Hoş değil hakikaten. Yani orada zaten kırıp dökmüyor, sadece şekil değiştiriyor. Yani dikeyden yatay pozisyona geçiyor. Ama geçirmiş onu yapana kadar da yavrum nasıl neler çekiyor? İçinde işkence yaşıyorsa sağına bakıyor, soluna bakıyor. Sabahın erken saatleri muhtemelen alarm kurdu hani kimsenin olmadığı bunu saat. Bunu yaparsam bugün yaparım. Sabah da şey dedi, akşam eylemdeydim bütün gece yorulduk diye. Bir de biliyorsun şeyimiz var, penguenlerimiz var ülkenin gündeminde. Biz de bizim pengueni hatırlayalım. Haydi hatırlayalım. O çok şekerdi ama evet, gerçekten. Hadi hatırlayalım. Yuva yapmak için çakıl taşı gerekiyor. Ve yuvası güzel olmayan erkeklerin dişi penguenler geldiğinde onların ilgisini çekmesi çok zor. Etkileyici bir yuva erkek olarak ne kadar becerikli olduğunu kanıtlıyor. Düzgün bir yuva yapabilmek için her şekil ve büyüklükte taş gerekiyor. Ama onları bulmak kolay değil. Bu yüzden kimi penguenler suç dünyasına girmek zorunda kalıyor.
biraz evvel soyulan penguen hırsızın hemen burnunun dibinde olduğunun ve daha fazlasını istediğinin farkında değil. Hırsızın yuvası gayet güzel görünüyor. Belki de yuvasını hırsızlardan korumayı başardığı içindir. Ne de olsa hırsızların nasıl olduğunu en iyi o bilir. Ay müthiş evet, gerçekten. Biz de geleneğe uyduk. Bir penguensiz geçirmedik. Çok olayı. Tatlı ama gerçekten. Varsa bir de bir şey hatırlarsın değil mi, şu uyuyan prezidente vardı. Evet. Onun evet. Çeşitlemeleri var ama vaktimiz kaldı mı bilmiyorum. Şimon Perez'in de uyuduğu bir video var. Şimon Perez'in uyuduğu video. Uyuduğu video. Oo, canlı evet. Yayında. İzliyor muyuz? Bir gün ben de uyuyacağım. Bilmiyorum. Eğer vakit kaldıysa koyalım. Bazen uzun oluyor ya bölümler. O bölümlerde uyuyabilirsin söylerim ben. Gelsin seyredelim hadi. Başım. Nire Şimon Perez ayef. Ayef meod. כך בריאיון לרשת טלוויזיה זרה. אם אנחנו עוברים לעניין האיראני, האם אתם רואים שהסכנה הגרעינית האיראנית היא סכנה קיומית למדינת ישראל? סכנה קיומית לאיראן. למה לישראל? הרשת שבישראל. אני לא מאמין שהם ילכו נגד ישראל, אבל הם בינתיים מוצאים את כל המיליארדים שיש להם לנשק גרעיני, למקלטים. התגלו בעוד 10 שנים שהם טעו, שזה הלכו באינפורמה לנכון. ראיס אל-איראני יכול דיימן אני נוירות אני ימחי דאולת ישראל עני לווג'וד. נשיא איראן אומר תמיד שהוא רוצה למחוק את מדינת ישראל מהמפה. שנייה, שימון, אני אביא לך לקפה, כי אתה... Ay biraz dozunu arttırdım galiba kalkan ama. Ama şeyde uykunun dozu gittikçe arttı ya. Hayır şey çok güzel. Hani elektrik kesilir sohbet ederken o arada uyursun ya. Soru aralarında uyuyup cevap aralarında uyuyor. Yalnız cevap verirken de öyle bir beni de bir an bir ağırlık çöktü ki. Ay verdiği cevabı da merak ettim. Ben evet. Keşke çevirebilseydik. Çeviririz. Bir daha ben sana söz onu öğrenip geleyim. Ama yani muhtemelen sana dedim ya siyasetçilerin otomatik bir pilot var. Hani her duruma uygun bir cevapları var. Doğrudur, öyle bir şey yapmıştır. Doğrudur. Bir de yoğurgunlar tabii. Ülke demiştir yani arada. Çok çalışıyorlar. Peki Yiğit'cim harikasın. Gene keyif kattın. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet.